Evet. Çözebilirsin eğer yapmak istiyorsun. Evet. Neyse. Şimdi hocam yanlış şekilde A'dan B'ye en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidebilirmiş? En kısa demiş. Bir, iki. Şöyle yapmıştık. Şöyle şöyle yapmıştık. Güney demiştik. Doğu demiştik. İki tane güney yönüne gittim. Güney, güney olarak gittim. Şöyle bir, iki, üç olarak da doğu doğu gittim. Evet, doğru. Bu Şimdi nesne? bunların toplamları 5 faktörlü yer yapıyor. Evet, doğru. İki tane G var, güney. G var. Üç tane D. Üç Evet, doğru. yazıyorum. Şimdi açtığım zaman 5. 5. Evet. Sonra 2. Şu beşi niye devam etmedin? 5, 4, 3, 2, 1. Tamam, aşağısı da. 2, 1. 3, 2, 1. Sağa değiştirelim şunları. Birler gitsin. Bunlar gitti. Bunlar gitti. Bunlar gitti. 20 bölü 2 oldu değil mi? Evet. O da ne yapar? O mu yapar? 10. Ya bunun bitti. Bu yani basit bir şey. Tamam. Yani şurada cevap var. İstersen ekranı sil mesela da şurayı da arkadaşım orada görsün gibi. Evet, şu tamamı silmen lazım. Evet, doğru. Evet, böyle yapabilirsiniz. Yani aslında bu iki dediği şey güney anlamında, GG anlamında demiş. Ondan dolayı iki yazmış da. Yani arkadaşım da yaptığı da aynı şekilde GG idi. İki tane G'miz vardı. Üç tane doğu vardı. D yazmıştı. Yani beş tane harf var. Tekrardan iki tane G var. İki farklı değil ondan geldi. Üç tane tekrar eden D var doğudan dolayı. Bunun hesabı da 10 gelmiş. Onu da arkadaşlar şöyle yaptı. Böyle işte 2 çarpı 1 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 şeklinde yazdı. Sonra sağa değiştirmeye gittik. 1'ler gitti. 2'ler sağa değişti. 3'ler sağa değişti. Üst taraf 20 yaptı değil mi? Aşağısı da 2 zaten. O halde cevap 10. Yani böyle de yapabilirsiniz isterseniz. Yani burada 2 2 yani 2 3 dediği şey onlar yani 2 tane güney 3 tane doğu var ondan dolayı yani toplam 5 harf var diyor. İşlemler aynı mantık yani. Bunu da yapsak geçeceğiz. Ekran görüntüsü aldı senin daha doğrusu. Geçin. Pardon mı geçtik? Pardon. Şuraya. Evet, ikinci soruya geldik. Bu kez arada bir nokta var. Herhalde B'ye uğraması lazım. Bakalım. Yandaki şekilde A'dan C'ye B noktasına uğramak koşulu ile en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidiyor? Evet, B'ye vuracakmışız sonra. Yani A'dan B'ye vuracağız sonra B'den de C'ye gidecekmişiz. Yani önce A, B arasını halledeceğiz. Sonra da B ile C arasını. Sonra çıkan o değerleri çarpacağız değil mi? Evet. A, B arasını nasıl yaparız? Kim yapmak istiyor? Yapmak isteyen var mı Hocam kalem nasıl şey yapılıyor? acaba? Parmağına cep telefonu mu kullanıyorsun? Bilgisayar Yok. Bilgisayar. Ha, bilgisayarda da mouse var. Ekran üzerine bas, kamera şey çıkıyor. Kalem çıkıyor. Mouse yazman lazım. Mouse yöntemiyle. Sol alt köşede. Mouse'um da yok ya. Nasıl hiç mouse yok mu fare? Nasıl Şey. kullanıyor lan? Yok hocam şey var. Sadece bilgisayarın üstünde oluyor ya. Evet, touchpad mi? Dokun. Tamam, orada ne yapabilirsin? Orayı kullan bakalım. Nereye basacağım? Ekran Touchback'e basar, ekran önüne gelir bana şöyle. Tamam. Ha, kalemi seçmen lazım tabii. Kalem yok mu senin burada? Var olması lazım ya. Şu Vallahi yok. menüde yok mu kalem benim? Bir olması lazım. Aa. Nerede duruyor? Hocam Tuba söylesen siz yazın. Annotate yazıyor benim.
Bilgisayar seninkinde ne yazıyor bilmiyorum da. Orada kalem resmi var. Ona tıklaman lazım. Kalem resmi yok hocam. Seninkinde yok mu? Nasıl yok ya? Programda. Zoom'a ait program var ya. Sen aşağıda bir şey yok mu? Menü, ses falan yeri var ya. Ses var. Kamera var. Evet. Kişiler var. Tamam. Cat var. İndirme. Security var bende. Şu more diye bir şey var mı sende? Belki orada mı acaba? Diğerleri nasıl yapayım? Bilgisayardan giren var mı bilmiyorum da. Hocam bilgisayarda da normalde ekrana dokunduğu zaman o menünün üstünde yuvarlak içinde çıkıyor. Duydun mu? Benim bilgisayar... ekran farklı bilmiyor musun ki nasıl? Hocam o söylesin siz yazın. Ha, o tamam, böyle yaparım o halde. Evet o halde Tuğba söyle ben yazayım. Hocam ilk başta doğu yönü yapalım. Sonra güney yönü yapalım mı? Şu anda AB yol için düşünelim. AB yol için konuşuyoruz. Tamam. Yani A'dan B'ye gideceğiz değil mi? Hı-hı. O halde buradan buraya geleceğiz. Bir. Yani burası güney. Sonra ne var? Sonra doğu. Sonra tekrar doğu mu hocam? Evet. Yani o halde ne oldu? Güney'e gittik. Sonra doğu yönünde gittik. Doğu. Yani bunun hesabını söyle şimdi. üç tane. Üç farklı. Evet. Bir tane faktörü. G'leri yazmıyor. İstersen yazabilir mi? Yani şöyle bir faktör G için. Bir, onun bir etkisi olmadı ki çarpmadı. Onun için yazmıyoruz gene de. Tamam. Yani tekrardan ne yazıyoruz biz? İki tane doğa faktörü. Yani iki tamam. Bunu hesaplarsak nasıl hesaplayacağız? 3 çarpı 2 çarpı 1 faktörü. Evet. Böyle 1 çarpı 1 çarpı 2 çarpı 1. Yani şu 1 faktörü 1 olduğu için buraya 1 yazdım. 2 faktörü 2 çarpı 1 onu yazdım. Evet, burası 2'ler sadece... gider. 1'ler de gider. Evet doğru. 1'ler şu 1'ler gitti. 2'ler de gitti. Ne kaldı orada? 3. Evet 3. Bunu yapmıştı. Bu A'dan B'ye gitme şimdi. Hı hı. B'den C'ye gideceğiz. Evet, onu söyle bakalım ne yapacağız. Şuradan mesela aşağı indik aşağı bu. Aşağı indik yani güney. Bir daha indik. Bir daha indik. Daha güney. Bir daha güney değil mi? Hı. Bir tane doğu. Söyle bakalım ne yazayım şimdi bu harfleri söyle. Bir tane güney. Bir tane daha güney. Üç tane güney. Üç tane güney doğru. Sonra... Bir tane de doğu. Tamam güzel. Şimdi bunu tekrar olarak yazalım. Matematiksel olarak. Dört tane faktöriyel. Dört faktöriyel evet. Üç faktöriyel güney. Şu bir faktöriyel yazmıyorum. Buraya bir, yani tamam. Bir etkisi olmasın yazmıyorum. Anlaşıldı mı? Onlar normalde yazmak lazım da. Tekrar tamam. Birden fazlalar biz aşağıya yazdık paydaya. Evet şimdi hesap söyle. Dört, üç, iki, bir faktöriyel. Bir faktöriyel yok. Hayır bir diyorum. Bir yani tamam. Birden şey dörtten bire kadar açıyorsun. Dört, üç, iki, bir yaz. Evet. Geldik şuraya. 3, 2, 1 yazmıyor. Sen. Hayır bir de söylüyorsun. 3'ten 1'e tamam. Açıyorsun yani. Faktöriyel söylemiş. Yani sen bir önce faktöriyel değil mi? Şöyle sonuna faktöriyel koymana gerek yok yani. 1'e tamam. Bırakıyorsun yani. 3'ten neymiş? Başlık 1'e kadar yazacaksın. Faktöriyel falan tamam. Kalıyor. 3'ler gider, 2'ler gider, 1'ler gider, 4 alır. 4 kaldı doğru. O zaman ne oldu? Biz amacımız neydi? A'dan B'ye, B'den C'ye gitmek lazım. Yani ben bunu da böyle gösterdim. Mantık. Öyle düşündüm. O halde bunun hesapları nereden geldi? Şuradan 3 geldi. 3 çarpı 4. Yani, evet, 3 çarpı 4 diyeceksin. O da ne yaptı? 12 diye eşit yol var. Zaten cevabı da 12 demiş burada. Bu çözüm görüntüsünü alabilirsiniz. Ekran görüntüsünü. Kitabın çözümüne bakabiliriz. Aldıysanız. Kitapta şöyle çizmiş. Ekran görüntüsünü aldınız mı? Hep bir yankı yapıyor da o ses. Biraz uzak dursun. Hoparlörün ne var orada? Mikrofon var. Evet şimdi şöyle sileyim de. Sileyim bu ekranı. Evet. Bu kitapta böyle yapmış. Şuradan bir demiş. Buraya iki. Yani bizim yaptığımız aynı. Yani bir güne iki tane doğu var ya o anlama getirmiş yani. Yani cevap yine 12 yani. Biraz açıklayıcı değil. Benim yaptığım herhalde daha mantıklı. Şurada bir çizgi var herhalde. Onu da söyleyeyim. Bir iki yapmış. Hocam evet. Onu sanırım ben çizdim de nereden siliniyor? Bilmiyorum ki orada silgin var mı?
Ben Eraster yazıyor ama o silgi mi oluyor? Eraster silgi demek. Evet, İngilizce mi Eraster? Eraster silgi için. Bir silgi almadın mı hayatında? Üzerinde Eraster yazar İngilizce. Hayır hocam, yani kalem gibi duruyor da orada, o yüzden sordum. Doğrudur. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Tekrar permütasyon 4 demiş. Şimdi yine aynı mantık aslında. Burada ne anlatmış? Yönleri vermiş. Güney, batı, doğu, güneş şeklinde. Ne diyor? Yukarıdaki şekilde diyor. Biz size bundan apartmanların üstten görünümü ve apartmanlar arasındaki yollar verilmiştir. A binasında bulunan bir kuş B binasını aşağıdaki kuş kurallar doğrultusunda uçacaktır. Evet. Hı. A'dan B'ye giderken sadece doğuya ve kuzeye, doğu ve kuzey, yani bir önceki aynısı da bu kez buradan bu tarafa gittiği için doğu ve kuzeyi kullanacakmış. Tamam. Kuş her seferinde bir bina ilerleyecek, çapraz ilerlemeyecekmiş. Çapraz derken yani şöyle çapraz gitme yok. Şuradan şöyle düz gidecek. Evet, sağ yok. Düz derken güney kuzey şey yoksa kuzey ve doğu yönde. Çapraz derken bu da düz aslında değil mi? Anladın mı? Kuzey yani, ve doğu yönde ama, gidecek. Evet, doğu ve kuzey yönde gitmiş mesela, mantıklı evet. Evet, devamında ne diyor? Bunları şunları seyredecek. Bir alayım da. Evet, şurada ne diyor? Buna göre kuş diyor A binasından B binasına kaç farklı şekilde gidebilir? Yani biraz önceki aynı aslında. Şimdi bir tanesini bir gösterelim nasıl olduğunu. Mesela şuradan şuraya geldi. Bir bina, yani buradan hani iki bina ilerlemeyecek demek ki şuradan yani buradan buraya atlayamaz. Çünkü birer bire gitmesi lazım. Onu da söyleyeyim burada. Birer bina dediği için. Yani şu binadan buraya uçtu mesela örnek. Sonra mesela bu doğu yönde gittim. Mesela geldim. Kuzey yönde bir yol gittim. İşte tekrar doğuya gittim mesela. Tekrar bir daha doğuya gittim. Sonra bir daha doğuya gittim. Sonra ne yaptım? Kuzeye gideyim dedim. Sonra tekrar doğu. Sonra ne yaptım? Kuzeye gittim ve B'ye ulaştım. Yani bu şekilde git diyor. Burada anlatılanlar bunlar yani. O zaman kaç tane doğu var? Bir, iki, değil mi? Şuraya bak. Şuraya geldim. Şu anda bir tane doğu gitmiş oldum. Şuradan şuraya. Sonra şuradan şuraya geldim. İki doğu. Üç doğu. Yani aslında böyle biraz karışık geliyor da şöyle yaparsak daha mantıklı bence. Bir dakika. Şöyle yapınca daha mantıklı anlaşılıyor. Çünkü öyle karışıyor. Mesela şöyle yapalım. Buradan buraya geldim. Bir doğu. İki doğu. Üç doğu. Dört doğu. Beş doğu değil mi? Beş tane doğu var. Hadi buraya ben D. Kaç tane D yazdım? Beş tane D yazdım. Buradan kuzeye gidiyorum. Bir kuzey. İki kuzey. Üç kuzey. O halde B'ye vardım. K kuzeylerde K ile göster. Şimdi bunun tekrarını yapacağız işte. Tekrar permütasyon. Kaç tane harf var burada toplam? 8 tane mi var kızlar? Değil mi? 5 tane şurada var. 3 de burada. 8 faktöriyel diyorum hali. Bölü. Şimdi tekrar edenleri bana söyle bakalım. Ne yazmam lazım? 5 faktöriyel. 5 faktöriyel bir tane gelecek. Başka ne gelecek? Var mı? 3 faktöriyel. 3 faktöriyel. Doğru. İşte bunun hesabını yapacaksınız. Bunu açarsam 8, 7, 6, 5. Ben bu kez şöyle yapacağım. 5 faktöriyel buraya kadar açıyorum. Çünkü aşağıda 5 faktöriyel var ya şurada. O onu götürecek zaten. Şu 3, 2, 1'i de yazıyorum. Şöyle açıyorum yani burayı. Burada sadeleşenler var. Kimler onlar? İşte şu 5 faktöriyel, şu 5 faktöriyeli götürdü. Daha sonra şunların 3'ünü çarparsam 6 yapar. Bu 6 da şu 6'yı götürdü. Ne kaldı geriye? 7 ile 8 kaldı. Doğru mu? 7, 8 kaldı. Bu ikisini çarparsan ne yapar? 56. Demek ki bu kuş ne yapıyor? A'dan B'ye bu şartlar altında 56 değişik yoldan gidebiliyormuş. Evet. Çözüm böyleydi kızlar. Evet. Diğer soruya geçebiliriz herhalde. Anlaşıldı mı acaba? Bir sorun var mı? Yani hiç fark yok bence yaptığınızda. Hocam ben anlamadım ya bunu. Neresini anlayamadın? Yeni mi katıldın sen de? He? Derse yeni mi katıldın? Hayır. Yani bir önceki sorulara bir fark yok bence. Sorun nerede? Vallahi bilmiyorum, anlamadım bunu. Hocam acaba şey hani 5 faktörü tamamen açmadınız o yüzden olabilir mi? Aynen hocam. Hayır, ondan anlamadın ya orası mı yoksa şurayı mı? Ya önemli mi? Bizim için şurası önemli. Şu hani 5 tane de 3 tane K yazdım. Bu önemli mi? Burası zaten. Şurası hesap. Sen şu hayır, kısmı hocam, anlamadın. Anladım. Şu tarafı mı anlamadın? Evet. Şu... Alt kısmı anlamadım. He, şurayı anladın mı Ali?
Doğru mu? Evet. Şu rengini göstereyim. Yani şu boyadığım yeri anladım diyorsun. Şu yeri maviyle boyuyorum. Evet. Doğru mu? Boyanırsan gerisi hesap zaten. Bu kısmı boyadığım yeri anladın mı? Şu anki boyadığım yerim. Evet. Tamam, o halde burayı. O zaman senin hesabın şurası. Yani şu 5'i açmak lazım. O zaman size açarak göstereyim. Yani normalde böyle de yapılabiliyor da onu demek istedim. İstersen öyle de yapabilirim. Öyle mi yapayım? Evet hocam, öyle yapayım. Öyle yapayım o halde. Şurayı sileyim o halde. Arkadaşımız açmamı istiyor tamamen. Tamam, şöyle sildim. Yine 56 çıkacak da görelim. Nerede kaldık? Burada 7'de kalmışım. Sonra 6 var değil mi? 5 var. 4 var. 3 var. 2 var. 1 var. Doğru mu? Aşağıda kim var? 5'ten başladım. 5 var. 4 var. 3. 2. 1. Bir de ne var? 3 faktöriyel var ya. Bundan dolayı 3'ü de açıyorum. 3, 2, 1 diye. Şurada 2 var da yazamadım. Şu hale getirdik. Şimdi sadeleşmeye başlıyorum. Nereden başlayayım? Ben diyorum ki hani şurası 5 faktöriyel, şu üst tarafa bak. Üzerini çiziyorum. 5 faktöriyel değil mi bunun tamamı? Değil mi? 5, 4, evet. 3, 2, 1. Yani bunların tamamı ne yapar? Şu aşağıya götürmez mi şuraya kadar? Evet. Burayı gördün. Diyorum ki bunun dışında kim kaldı? Şu aşağıda da 3, 2, 1 var. Bu da 6 yapar mı? Bu altta şu 6'yı götürmez mi tek başına? Evet. Evet. Doğru mu? Doğru. O halde kim kaldı? 8'de 7 kaldı. O da 56 yapar. Bitir. Aynı şey yani. Yani biz işi uzatmamak için fazla açmıyoruz. Yani şu 5 faktörü, yani şurası 5 faktörü, şu maviyle boyadım ya. Şu maviyle boyadım, aşağıdaki maviyle boyadım ya. Yine 5 faktörü bunlar birbirini götürür dedim yani. Olay aynı, hiçbir şey değişmedi de. E bu da böyleydi. O halde bunu da ekran görüntüsünü almak için alabiliriz. Yani diğer soruya geçmek istiyorum. Evet, tamam mıyız? Herhalde geçtik. Evet, bu da çözüm 56. Bu da çözüm 56. Niye? Yankılar yaşıyorsa mı? Onu çözüm, yani şuna bakmak isteyen varsa, bunu da ekran görüntüsüne bakmak isteyen varsa alabiliriz. Evet, yoksa geçeceğiz. Hocam son 5 dakika. Evet. O halde şu soruyu da halledelim inşallah. Evet, rakamlarının toplamı 8 olan 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı? Demek ki 3 basamaklı olacak. Rakamların toplamı da 8 olacakmış. Bu biraz daha sıkıntılı bir soru. Şöyle yapılabilir. Şimdi buna biz ayraç yöntemi diye bir konu başlık var da onunla alakalı. Şimdi 8 tane çizgi, yani 8 ya toplamlar. Onun için 8 çizgi çiziyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yani bu 8 basamaklı değil. Tekrar söylüyorum. Toplamlar 8 oluyor. Yani ben buraya 1 yazıyorum. Araya artı artı şeklinde devam edeceğim. Yani bunun anlamı şu. Buraya 1 yazmıyor. 1 artı, 1 artı, 1 artı, 1 artı, 1 artı, 1 artı. Kaç tane 1 olması lazım? 8 tane. Şuraya 4, 5, 6, 7, 8. Bu anlama geliyor. Bu eşittir 8 değil midir? Doğru mu bu yazdı? Değil mi? 8 tane 1 toplasan 8 yapar. Biz bu araya hocam, efendim? O zaman böyle bütün olasılıkları mı yapacağız? Hayır, şimdi böylece hani 3 basamaklı diyor. Ben burayı ne yapmam lazım? 2'ye bölmem lazım. 3 basamak. Mesela örnek vereyim. Gelip şu aradan böldüm mesela. Şuradan geldim bölüyorum. Bir de geldim buradan bölüyorum. Tamam mı? O halde burası ne oldu? 3 basamaklı. 3 basamaklı oluyor. Yani 2'ye bölmek demek. Yani 2 ayrı parçaya bölmek demek. Aslında 3'e bölüyorum da burayı. 2 tane ayraç kullanıyorum. Biz buna ayraç diyoruz. Bölme işlemine ayraç diyoruz. Evet. O halde burası 3 oldu kızlar. Değil mi? Şunları toplasam 3 yapar. Şurayı toplasam kaç yapar? Bu da 3 yaptı. Burası kaç yaptı? 2. 2. Bunları toplasam 8 yapmaz mı? Evet. Evet. Görüyor musun? Böyle. Yani bu sayı kaç? 332 sayısı değil mi? 3 basamaklı bir sayı değil mi? Rakamları toplasam 8 çıkmaz mı? Evet. Anlaşıldı mı? İşte bu ayraç yönü. Yani biz şu ayraçı ne yapacağız? Şuraya taşıyacağız. Başka bir sayı çıkar. Doğru mu? Evet. Burayı gördün mü? 332. Ben şimdi geri alarak başka bir sayı oluşturacağım şimdi. Geri alıyorum. Bu ekran gözü buradan alınabilir isterseniz şu an için. Bu kısmı bir alın. Tekrar başka bir tane daha durma. Tamam.
Farklı bir sayı daha göstereceğim size. Evet, geri alıyorum şimdi. Başladım. Şu mavileri geri almam lazım. Evet. Şimdi mesela gelip bunda renkli başka bir renk olsun. Mesela geldim şuradan böldüm kızlar mesela. Şu artın olduğu yerden böldüm. Başka gelip mesela şuradan böldüm örnek vereyim. Evet ne oldu? 3 basamaklı oldu. Yani şurası bizim için yüzler basamağı. Burada onlar basamağı. Burada birler basamağı gibi düşün kızlar. Doğru mu? Hı hı. O halde burada hangi sayı oluştu? Yani bu aslında şöyle oldu. 1 artı değil mi? 2 artı. Burası kaç yapar? Geri kalan 5 mi yapar? Şurada 5 tane 1 var. Toplam 8 yapar mı? Bu sayı ne demektir o halde? 125 sayısı demektir. Yani 3 basamaklı mı? Evet. Bu da anlaşıldı. Bunu da ekran görüntüsünü bir alalım. Şimdi artık soru çözmeye başlayacağız. Evet, aldıysanız geçiyorum bunu da. Yani geri silmek zorundayım. Şöyle. Yani şu bir şöyle bir ihtimal var mı kızlar? Yani ayrıca daha kısa bir yöntemi yok mu? Hayır. Böyle tek tek yazacağız mı? Hayır, hepsini yazmayacağım. Şimdi kısa yöntem var. Ben şu anda yani ayrıca yöntemi değil, onu anlatmaya çalışıyorum. Nereden ne yaptım? Hmm. Anladın mı? Ayrıca yöntemin ne olduğunu. Hani araya at çizgi atıyor mu? Onun ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela geldim ayrıca buraya attım. Geldim bir de şuraya attım. Böyle bir sayı olur mu? Ona bakacağız. Şimdi bu arada ne var? Hiçbir şey yok. Değil mi? Şurada sanki yüzler basamağı. Burada onlar basamağı. Burada neymiş? Birler basamağı. Anlaşıldı bura. Neymiş? Yüzler basamağı. Bura onlar basamağı. Burada birler basamağı. O halde yüzler basamağından ne geldi? Hiçbir şey. Burada boş. Sıfır yani. Onlar basamağından kaç geldi? Değil mi? İki geldi yani. Şu birler basamağından kaç gelmiş? Şuradan geldi söylemiştik. Birler basamağında da kaç geldiğini 6 mı gelmiş? Altı. O zaman bu sayı kaçtır? 0,26 bir sayı oluşur mu? Hayır. 3 basamaklı olmaz. İşte bunları çıkarmamız lazım, halletmemiz lazım. Sorun buydu. Bunun üzerine duracağız şimdi. Şimdi bunu da alın ekran görüntüsünü. Böyle bir şey olamaz. Şimdi asıl soruyu çözmeye çalışacağım. Evet, buraya da tamamsa bunları geri almak zorundayım. Şimdi soruyu çözelim o halde. O zaman mutlaka yüzler basamağında 1 olacak. Doğru mudur? Yani şu ayırdığım yöntem yanlış. Mutlaka ne olmasa da şurada olması lazım çizgim. Ben diyorum ki o halde şu 1'i iptal ediyorum. Neden? Bu başa yüzler basamağı koydum yani. Bu gitsin. Bu nereye gitti? Yüzler basamağının içine gitti. Yüzler basamağına gitsin. Yüzler basamağı. Gitsin. Çünkü oraya eğer ayırmazsa sıfırla başlar. O da bize sorun yaratır. Evet. O hale geri kimler kaldı? Şurası kaldı değil mi? Şurada 7 tane 1 var görüyor musunuz? Burayı ayıracaksınız. Buradan ayıralım. Neyse biz şuraya ayırdın geldin. Bir de kafamdan buraya ayırdın. Önemli değil yani. Nereden ayırdın çok önemli değil. Önemli olan şimdi kaç tane 1 var kızlar? Kırmızıda yazdığın 1'lerin sayısı kaç tanedir? 2. 7 tane değil mi? Hayır, toplam. Hepsi mi? Toplam. Toplam kaç tane 1 var? 7. 7. Güzel. Birini kullandın mı? 7 tane 1 var. Doğru. Bölü. Aşağı ne yazmam lazım? Tekrar edeyim. Özür dilerim. Şurası yanlış oldu da. Ayraçlarla beraber ne olduğunu düşünecektim. Pardon. Şimdi 7 tane 1'im var değil mi? 7 tane 1 var. Bir de artı 2 tane ayraç var değil mi? Toplam sanki 9 harf varmış. Yani 9 tane sayı varmış gibi düşüneceksiniz. Neymiş şunlar? 7 tane 1 var. 7 tane 1 var. Ondan gelmiş. 7 tane 1 var. 2 tane de ayraç. 2 tane ayraç varmış. Ayraç. O halde sanki 9 tane harfi sıralıyorum gibi düşünmem lazım. O halde bunun hesabını yapayım şimdi. 9 faktöriyel diyorum. Çünkü şuradan geldi 9 faktöriyel. Böyle şimdi tekrar eden ne var? 7 tane 1 var. O halde ben buraya 7 faktöriyel diyeceğim. Bir de 2 tane ayraç var. Ayraç var ya onlar sanki tekrar ediyor değil mi? O anlama geliyor. Yani 2 tane AA varmış gibi düşünebiliyor yani ayraç. O halde çarpı 2 diyorum. İşte bunun hesabını yapacağız. Bunu açarsam 9, 8, 7 faktöriyeler gidecek. Bunu yazmıyorum. Şu 7 faktöriyel ondan dolayı gitti. Aşağıda ne kaldı? 2 çarpı 1'den 2 kaldı. Bunun cevabı da 36 yapar. Evet, çözüm aslında böyle bitiyor. Evet, ben anlamadım ya. Ben de anlamadım. Ben şu sonunu anlamadım sadece. Sonunu anlamadım ben. Ondayken şurası mı yani? Şu 1 evet, gittikten sonra kafam karıştı. 1 gitti. Ha, şu 1 gittikten sonra. Şimdi bir gelme sebebini açıkladım. O diyor ki yüzler basamağını eğer biraz önce hani ayırmıştım bir şey bırakmamıştım mı? Sıfır yapmıştım. Mutlaka yüzler basamağı bir olsun ki sıfırla başlamasın çünkü o sayı. Eğer sıfırla başlasa ne olur sayımız? 0,26 gibi bir sayı oluşur değil mi? O halde böyle bir üç basamaklı sayı yok. Mutlaka şu biri yüzler basamağının içine atıyorum ki garanti ediyorum yani. Bir, en azından bir yüzle başlasın diye bunu ediyorum garanti.
Evet, biri kullandım. Kesinlikle yüzde basamağın içinde bir rakamı var. Yani üzerine artık ne eklersen ekle. Önemli değil. Mutlaka onun için bir tanesini iptal ettim. Yüzde basamağını eklediğim için. Yine burada 7 tane ne var? Bir var. 2 tane de ayraç var. Şu yeşiller var ya, onlar ayraç. O halde toplam 9 nesne var gibi oldu. Yani 9 tane harf varmış gibi toplamda. İşte 9 faktöriyel diyeyim. Aşağı 7 faktöriyel nereden geldi? 7 tane bir tekrarlıyor burada. Değil mi? Öyle, aslında öyle düşünmek lazım. Şöyle bir var, bir var. Sonra ne var? Ayraç var. Ona da biz ayraçı da A diyelim isterseniz. A harfi. Yani şurayı yazmaya çalışayım. Bir, bir, ayraç dedim. Sonra 2 tane bir var, bir var, bir var. Tekrar ayraç var. Doğru mu? Sonra bir, bir var mı şöyle? 3 tane bir. Görüyor musun? Bu, işte bu tekrar permütasyon olmaz mı sizce? Değil mi? Burada ne vardır? Burada 9 tane harf ya da sayı var. Biz işte o 9 faktöriyel ondan dolayı geldi. Şu 7 faktöriyel nereden geldi? Şu birlerin sayısı 7 tane olduğu için 7 faktöriyel dedik. 2 tane ayraç var ya, onlar A demiştik. 2 A, yani 2 tane olduğu için 2 A olduğu için burada 2 faktöriyel geldi. Gerisi de hesap yani. Artık bunları açmayı öğrettim. Artık siz yaparsınız. 36 yani cevaptım. Evet, ekran görüntüsü tekrar alınabilir. Cevap böyle yapıyor kızlar. Bu biraz karışık gelmiş olabilir ama mantığı böyle, evet. Kitabı çözümüne de bakabiliriz isterseniz. Hocam dersimiz bitti. Öyle mi? Yoklama alalım o halde. Aldım hocam. Tamam. Kaç dakika olmuş? 4 dakika mı geçmiş? Evet, 4 dakika geçti. Tamam halde, burada bırakalım. Kitabın çözümünü göstereyim de isteyen almak isteyen varsa. Evet, çözümü böyle. Yine cevap 36 diyorsun. Şöyle ekran görüntüsü yine alınabilirsin. Burayı okursun. Hocam bu ders kitabı mı? Hayır, ders kitabı değil şey. Sonuç yayınları dedik ya bu. Önce söylemiştim. Bak, bu geldi sonuç yayınları. Evet. Kapatıyoruz halde. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Değil mi? Yarın dersimiz var. Evet hocam. Size iyi dersler diyorum.